ashab-ı kiram olmasaydı bu din bize ulaşmazdı. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri önünde Allah düşmanlarına karşı cihat ettiler. İlk Müslümanlardan oldular. Ashabın faziletini ancak onların hayatlarını düşünen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ve onun vefatından sonra izledikleri yolu çalışmalarını dini yayma, Allah kelimesini, ilahiye kelimetullahı, farzları ve sünnetleri öğretmek hususunda gösterdikleri üstün gayretleri derin derin tefekkür eden kimseler bilir. Onlar olmasaydı bu dinin hiçbir esası bize ulaşmazdı. Farzları farz, sünnetleri sünnet olarak bilmezdik. Onlara kusur bulan onlara söven dinden çıkar. Müslüman camianın dışında kalır. Çünkü kusur bulmak, onların kötü olduklarına itikattan, onlar hakkında gizlenen birkinden, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onları övmesini, Resulullah'ın onların faziletini ve onları sevdiğini ifade eden hadislerini inkar etmekten doğar. Asabı ı kiram, Radiyallahu anhum ecmain peygamberin yardımcılarıdır. Şeriatın nakilleridir. Nakledeni horlamak, nakledileni horlamak olduğu nifak, zındıklık ve dinsizlikten uzak olan düşünebilen herkes için zahirdir. İdrak edeceği bir gerçektir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah beni ihtiyar buyurdu seçti ve benim için de ashabımı seçti. Onlardan kimini benim için vezir, kimini yardımcı, kimini de hısım yaptı. Her kim onlara söverse Allah'ın ve bütün meleklerin, insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde ondan ne bir farz ne de nafile ibadet kabul eder. Eyüp es sahtiyani rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Ebu Bekir'i seven radiyallahu an dininin minberlerine dikmiştir. Ömer'i seven radiyallahu an yolunu genişletmiştir. Osman'ı seven radiyallahu an Allahu Teala'nın nuruyla nurlanmıştır. Ali seven keremallahu veçe en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün hayırlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabındadır diyende nifaktan uzaklaşmıştır. İmam Zehebi, Büyük Günahlar, sayfa 236 237. 1 Şubat Mevlana takvimi